Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sibel, kanalıma videoma hoş geldiniz. Uzun zamandır sormadığım bir soruyu sormak istiyorum size ve kendimden şu an aşırı utanıyorum. Nasıl olduğunuzu hiç sormuyorum. Nasılsınız benim canım abonelerim? Hafta sonunuz nasıl geçiyor? Ödevler ve sınavlarla mı kaplı? Yoksa güllük gülistanlık bol yatmalı bir hafta sonunuz mu geçiyor? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Umarım sağlıklı ve rahatsınızdır. Ben dün biraz hastaydım ama bugün daha enerjiyim. Enerjimin zirvesindeyim, evet. Bugün sizinle birlikte nasıl olduğunu bilmediğimiz günlük eşyalara bakacağız. Eğer kanalıma virüsü bir şekilde abone olup beni Instagram'dan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde videoya geçiş yapabiliriz. Evet, bunu yapabiliriz. Evet. Perukların daha önce nasıl yapıldığını biliyor muydun? Bir şey diyeceğim. Bu peruk olduğuna emin miyiz? Bence bu gerçek bir amcaya benziyor ama. Ha, peruk değil. Böyle mumyalı insanlar mı nasıl yapılıyormuş? Saçları böyle dikiliyormuş. Peki elmasın aslında bununla yapıldığını biliyor muydunuz? Şuna bakın, bir şey diyeceğim ya. Bu bayağı maden suyu camından yapılmıyor mu şu an? Umarım elmas diye bizi yemiyorsunuzdur. Biz de elmaslar bayağı değerli falan sanıyorduk. Eğer gördüğüm şey harbiden maden suyunun camından yapılıyorsa elmaslar hiç değerli değil o zaman. Ama görüntüsel açıdan çok güzel. Şimdi eğer oturup doğru konuşalım, gerçekten ben de çok severim. Bakalım şimdi ney nasıl yapılıyormuş? Evet. Sandalye mi bu ya? Aa, tahta sandalyeler böyle mi yapılıyormuş? Nasıl ya? Sallanan sandalyeler, of, dünyanın en rahat şeyleri değil mi? Gerçekten evime bir tane sallanan sandalye alıp orada kitap okumak istiyorum. Kitap okurken büyük ihtimal midem bulanır, o kitap da heba olur diye düşünmekteyim. Çok fazla sallanmamak lazım. İki sallanmak yeterli. Sen de sallanan sandalyeye oturmayı seviyorsan like. Kıyafetlerin üzerine yapılan inciler makinelerle yapılıyormuş. Ben bayağı yapıştırıyorlar veya dikiyorlar sanıyordum ya. Bir yaşıma daha girdim. Artık 27 yaşındayım. Vay be. Ben de diyordum ki bu incileri neden sökemiyorum? Çünkü makine yapıyormuş. Tabii sökemezsin Sibel. Evet, şu an bir camımız var. Şu an ne yaptığımıza dair hiçbir fikrim yok. Vazo yapıyoruz herhalde. Vazo gibi yapmak için kenarlarını mı kesiyoruz? Nasıl kestin ya? Aa, evet. Sanki slime'si bir yapısı vardı ve onu kesti, üzerine cila atarak vazoyu daha da sağlamlaştırdı. Ayakkabıların tabanları nasıl yapılıyor? Gerçekten hayatımda hiç merak etmemiştim ama şu an bunu gördüğüm için aşırı meraklandım. Nasıl yapılıyormuş abi? Bayağı katmansal bir şey sürüyoruz. Tabii sağlam olsun diye. Vay be, ne garip. Pasta cila, evet. Sonunu göster. Bayağı rahatlatıcı bir videoya benziyor yalnız. Sonra kalıbını çıkarıyoruz ayakkabının. Kalın topuklu ayakkabıların nasıl yapıldığını öğrenmişiz biz. Bu ne peki? Bunun nasıl yapıldığını ve ne olduğunu bilmiyorum şu an. Jöleye benziyor. En çok sevdiğim şey lollipoplu şekerler. Böyle mi yapılıyormuş? Lollipoplu şekerleri sevenler bir like ile kendini belli etsin. Bendensiniz. Evet, birinci step cutting. Evet, çok güzel. Ayakkabıyı parçalamamız çok iyi oldu. Ayakkabıdan yepyeni şeyler inşa edeceğiz herhalde. Tamam. Ana. Annem giyiyor ya benim bu ayakkabılıktan. Neydi bunun adı, unuttum. Kışın ayakları üşümesin diye giyiyorlardı. Buldum, mesti sanırım. Gerçekten anneannemin meslerine benziyor bu. Ama mesten çok sandalete dönüştürdük ayakkabıyı. Mest haliyle daha iyiydi ya. O ne öyle, ayakları sadece parmakları açık. Dünyada gördüğüm en kötü ayakkabı olabilir net. Sandalet dediğin her taraf açık olmaz mı arkadaşım? Sadece parmaklarımı niye gösteriyorum ya ben insanlara? Ayak iğrenç. Zeytinyağı nasıl yapılıyor? Zeytinleri ezdik. Ay, canım çekti benim. Onları presledik ve şu an değişik mekanizmalardan zeytinyağı elde ettik. Vay be. Tişörtü tost makinesine neden koyduk? Evet, bu bir tost makinesi değil, bir ütüleme aleti falan mı? Baskı olabilir. Evet, tişörtlerin baskıları tam olarak bu şekilde yapılıyormuş. Yalnız benim biraz tasarımcı ruhum var ve gerçekten şöyle baskılı tişörtler yapmaya bayılıyorum. Keşke ben de yapabilsem, böyle aletlerim olsa da ya. Bir sürü tişört alırım, istediğim her şeyi bastırırım. Mesela burası Özdekici'nin kanalına abone olun yazabilirim. Çok güzel bir şey ya. Şimdi ise asır şapkalar nasıl yapılır onu göreceğiz. Bakalım nasıl yapılıyormuş. Bunları bir kalıba koyuyoruz. Bayağı saat fabrikası gibi bir şey aslında. Önce kafamızın ölçüsünü alıyoruz. Evet. Sonra... Ay, tatilim geldi. Sonra bayağı korkunç bir şeye koyuyorsun kafanı. Ay, biraz korkunçmuş ya. Bunlar o kadar kolay yapılıyor sanıyordum ki ben. Bayağı zorluymuş gerçekten. Wow. Gözlükler nasıl yapılıyormuş? Gözlüklerin de nasıl yapıldığını hiç merak etmemiştim aslında. Değişik makineleri var ve orada lensleri büyütüyoruz. Gözlük camı mı bu? Wow.
bayağı değişik değişik ortamlarda üretiliyor. Su falan da konuluyor. Aslında bütün işi makine yapıyorsa neden bu gözlükler bu kadar pahalı? Alın size bir sarı. Harbiden çok merak ettim şu an. Belki makineler çok pahalı olduğu için makinenin parasını absorbe etmek için gözlükler pahalıdır. Converse'ler, gerçekten Converse giymeyi çok severim. Bu arada Converse'ler nasıl yapılıyormuş tam olarak böyle. Converse'in ucunda farklı bir çizgi var ya, böyle bayağı insan eliyle üretiliyormuş. Evinde bir tane bile Converse olanlar like de kendi belli et. Bu ne şimdi? Gerçekten şu an bunun ne olduğunu bilmiyorum ama aşırı rahatlatıcı bir şey değil mi? Vallahi hipnotize oldum ben şu an. Halı falan mı? Kilim mi yapıyor acaba? Sepet yapıyor. Allah, bu dikiş makinesi ne kadar güzelmiş. Bana versene ya. Ben bunlar şey dikerim valla. İddia ediyorum bu deri parçasından bir kemer veya cüzdan yapacağız. Çünkü tam kemer ve cüzdanlık vibe'ı var. Bakalım, kestik. Net kemer bu arada, evet. Kemer şeklinde kestik. Bu kemerlerin yanlarına böyle sıcak şeyle mi bastırıyorsunuz ne bilmiyorum. O katman aşırı hoşuma gidiyor. Küçükken kendime kemer yapmaya çalışmıştım ama hiç olmamıştı. Ben kenarlarına çakmakla çakmıştım ama çok kötü olmuştu. Becerememiştim. O yüzden kemer yapımından gerçekten büyük bir hayranlık duyuyorum şu an. Evet, yine yiyecek bir şey yapıyoruz herhalde. Bu bir tereyağına benziyor değil mi? Ya patates püresi ya tereyağı. Abi bir şey diyeceğim. Eldiven denen bir şey var. Gerçekten şu an tereyağıysa onu neden elinle yapıyorsun ya? Bundan sonra dışarıdan tereyağı falan almayın bence. Çünkü onlar bildiğiniz Mahmut abilerin elleriyle yoğruluyor. Evet. Kendi tereyağınızı kendiniz yapın. Basketbol sahaları nasıl yapılıyormuş? Böyle altına döşediğimiz değişik değişik şeyler var, evet. Ay ne güzel bir şey. Ha, bunlar ses falan geçirmesin diye, hem de rahat rahat basılsın diye sanırım. Bir şey diyeceğim, şu anki gördüğüm şey bir tenis topu mu? Ciddi olamazsın ya, bu kadar da kandırılmış olamayız, hayır. Bildiğin yuvarlak sert bir topu aldı, sarı şeyi geçirdi ya. Kandırıldık adoslar, evet. Havuzların altındaki o mavi zemin nasıl yapılıyormuş? Bu arada aşırı güzel değil mi ya şu görüntü? Sanki biraz da Yunus balığı fırlayacakmış gibi hissettim. Bu görüntüye bakınca aklıma Yunus balıkları geliyor, neden bilmem. Ben şöyle kendin yap işlerine bayılıyorum gerçekten. Mesela şu an bu abla kendinden bir not defteri oluşturuyor ya. Küçüklüğümden beridir net böyle şeyler yapmışlığım vardır. Aşırı güzel, oh. Oh be, al şimdi sat bunu 50 liraya, kapış kapış gider. Bunun ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok şu an. Değişik bir mekanizma var, evet. Boynuz mu? Yapay boynuzlar böyle mi yapılıyormuş? aşırı korkunç, şeytanlar yaptık. Harbiden çok korkunç. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum, inanın. Bir şey yapıyoruz, bir tel mi yapıyoruz acaba? Çiviler mi? Çiviler böyle mi yapılıyormuş? Ne alaka ya? Ana, ne garip bir şey. Hiçbir çivinin böyle yapıldığını bilmezdim ben. Demek ki bir tane çivi teli gibi bir şey var ve onu bu makine sürekli kırıp kırıp sabitliyor. Bu ne, panjur mu? Ha, güneşliğe de benziyor. Ha, kapıymış. Sineklikli kapı. Böyle mi yapılıyormuş? Evet. Bal nasıl yapılıyor? Şu an bunu görüyoruz arkadaşlar. Bunu 3 yaşındaki çocuk bile bilir. Evet. Ballarımız arılar tarafından yapılıyor ve balları tam olarak böyle alıyoruz. Of. Bal deme bana. Bal deme, acıkırım, yapma. Of. Keşke balın nasıl yapıldığını görmeseydik. Zaten biliyorduk yani, değil mi? Peki bir elektro gitar nasıl yapılıyor? Bakın işte bunu gerçekten çok merak etmiştim. O elektro gitardan o sesler nasıl çıkıyor? Şuna bakın, mekanizmaya bakar mısınız? Bayağı işlevli bir şey. Şu an bir mozzarella peynirinin nasıl yapıldığına bakıyoruz. Yalnız bayağı litrelik tencere tavalarla yapıyoruz. Şuna bakın, kocaman ocaklarla, kocaman kaşıklarla yapıyoruz. Ha, o içine attığın şey ne ya? Rengini mi verdi acaba? Sarımtırak bir şey, renk mi yaptı? Onu sonra süzüyoruz, evet. Evet, peynirin nasıl yapıldığını ben biliyorum. Çünkü annem yapar. Ha, vay be, ama çok farklı bir şey. Sonra suda bekletiyoruz ki fazla tuzunu alsın diye. Ama sen direkt peyniri yedin abi, abla. Disney animasyonları nasıl yapılıyormuş aslında? Böyle yapılıyormuş. Vay be, Rapunzel çıktı. Rapunzel bilgisayarda aslında böyle mi görünüyormuş? Garip. Ben bayağı oynatıyorlar sanıyordum. Evet ya, Rapunzel gerçekte yaşıyor da sanki oynatıyorlar işte. Benim akıl gel bana takıl. Gerçekten bu videoyu izlemem çok iyi oldu. Peki tenis raketlerinin aslında nasıl yapıldığını biliyor muydunuz? Bu şekilde yapıyormuş. O tutma yerine böyle
Değişik bir bandajla sarıyorlar. Aramızda teniste iyi olanlar var mı? Yorumlarda kendini belli etsin. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte nasıl yapıldığını hiçbir şekilde bilmediğimiz günlük eşyalara baktık. Siz bu eşyaların nasıl yapıldığını daha önceden biliyor muydunuz? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımıza beğenmeyi, bildirimleri açmayı, aynı zamanda beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.